Bizi biraz böyle teğet geçmişti Hüseyin. Seninle konuşmuştuk değil mi? Bu Daniel fırtınası Libya'yı vurmuştu hatta. Ama bu Elias bizi etkileyecek mi? Öyle başlayalım mı? Hoş geldin gün ortasına. Evet, merhaba Hülya, hoş buldum. Teşekkür ederim. Yunanistan'da ikinci kez bunu yaşıyor ülke. Tabii o kadar büyük bir hava olayı olduğunda çevresindeki ülkelerde de bazı hava hareketleri değişiyor, yer değişiyor. Bu büyük bir bozulma, distürbans diyoruz işte. Hı. Yani böyle bir şey yaşandığı zaman çevresinde de ya kuzeyden güneye soğuk hava çekiyor, ılık hava, ya yağmurlar batıdan doğuya döndüğü için dünya bizim üzerimize batıdan gelebiliyor. Tetikliyor yani. Biz şimdi bu tetiklenmiş halimiz radar görüntüsüne yansıdı. Bakın harita ne oldu Türkiye'de? Gelecek saatlerde ve bu sabah İstanbul'un batısında ve güneyinde aslında orta kuvvette iyi yağmurlar düştü. Böyle bereketli diyebileceğimiz. Ve şu anda da biz konuşurken Tekirdağ İstanbul arasında, ama İstanbul'un da iyice böyle Beylikdüzü'nden sonrasında yağmur sürüyor. Şehrin Boğaziçi çevresi, yani nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde kuvvetli yağmur alamadık İstanbul'da. Ama zaten çok da kuvvetli bir yağmur beklemiyorduk açıkçası. Şöyle bir şey bekliyorduk. 4 günlük 5 günlük sürede toplamda iyi bir su biriktirebiliriz diye. Yani yarın ve cumartesi de var. Pazara yağmurun kesilmesi çok yüksek ihtimaldir. Şu anda yeşil alanlarda yağmur var ama Türkiye'nin güneyi, doğusu, güneydoğusu, Karadeniz'i güneşleniyor. Sadece hava olayları şu an Marmara'da ve Eskişehir Bolu hattında diyebiliriz. Evet. Burada Çanakkale ve Trakya çok iyi bir yağmur biriktirirse şanslıyız. Trakya'da çünkü yağmur miktarı yine az görünüyor ve kuraklığı çok öne çıktı Trakya'nın. İstanbul üzerine dönersek Hülya, bugünün akşam saatleri olduğunda biraz daha şöyle 18-19 hava karardığında bir yağmur geçişi daha üstümüzden yapabilir gerçekten. Hmm. Ama bu yağmur da şehri çok olumsuz etkileyecek bir şey değil. Hatta olumlu, yani yağmur geldi ya suyla buluştuk demek istiyorum aslında. İç dünyam bunu söylemek istiyor. Cumartesi günü de bu yağmur biraz planları, programları etkileyebilir. En çok cumartesi gününe odaklanmış durumdayız şu an. Çünkü daha uzun süreli bir yağmurlu gün geçirebiliriz. Hafta sonu planı olan... Ya barajlar dolsun da, yani barajlar etki etsin de, çünkü ciddi tabii anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Hep burada sen anlatıyordun tek tek hem barajları, orada yüzdelik oranları veriyordun. O yüzden ya çok cılız barajlarımız. Ayrıca beslenmeseler zaten tamamen kurudular, yani belli akarsuları barajlara yönlendiriyor mecburen yetkililer. Evet. 20 milyonu aşan nüfusa hareketli bu suyu nasıl yetireceksiniz? Yetmemesi normal gibi duruyor bana, ama insanlarda da çok bir ara sıra olur bu iş algısı var. Yani normal bu, siz abartıyorsunuz gibi. Bakın biz bir şey abartmıyoruz. Ortalama yağışlar belli. Düşen yağmur miktarı belli. Demek ki çok altında yağmış. Tabii. Durumu böyle yapıyor. Tabii. Hüseyin çok teşekkür ediyorum. Meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öster. Sağ olasın.